History, yani tarih demek, is his story. Tarih, anlatanın kendi hikayesidir. Hatta iş aleminde bir tabir vardır. Masanın üstü vardır, altı vardır. Her şey masanın üzerine konmaz yani. Bazı işler masa altında görülür, bağlanır. Şimdi bu fırtına uzun sürdü Türkiye'de. Yani benim ve herkes etkilendi buna. Zaten iki tane sebep vardır. Ya yatırım yaptığın için batarsın, ya yatırım yapmadığın için batarsın. Mesela Türk iş adamı borçtan hiç korkmaz. Yani demez ki ya yeter ya, fazla borçlandım. Ne kadar verirsen o kadar borç alır. Şirket mi kurtaracağız, patron mu kurtaracağız? İlk etapta yorganı büyütemezsin. Eğer ayağın dışarıda kalsın istemiyorsan, ilk yapacağın büzülmektir. Küçülmeden büyüyemezsin. Küçülmeyi göze alacaksın. Yatırım finansman. Hocam merhabalar. Merhabalar, çoktandır görüşmedik ya. Vallahi yaşamasaydım inanmazdım demek için sabırsızlanıyoruz. Ne güzel. Sizi gördük, mutlu olduk. Ben de öyle. Şimdi bugün batık şirketleri konuşacağız. Evet. Batan geminin malları bunlar mı diyeceğiz bilmiyorum. Hayır. Biz yani firmalar neden batar, nasıl çıkar ya kurtulur veya kurtulamaz. Bu konudaki tecrübelerimden, yaşadıklarımdan bir şeyler anlatmak istiyorum. Tarih mi anlatacaksınız bize? Kendi hikayemi. Hani öyle bir laf, İngilizce'de bir laf var böyle. History, yani tarih demek, is his story. Tarih, anlatanın kendi hikayesidir. Herkesin kendi hikayesi var. Herkesin kendi hikayesini herkes tarih diye anlatır. Zaten düşünürsek geçmişte padişahların, kralların işte vakanı üstüne falan diyorlar değil mi? Böyle resmi tarihçileri var. Ya şimdi sıkı mı adam? Ters bir şey yazsın. Biraz zor. Tabii kendi açısından yazacak. Kendine yontacak. Onun için bazen hatta şöyle şey vardır. Efendim bu konuda doküman var. Doküman var ama dokümanın kendisi sahte. Yani hani kitaba bakıyorum bilmem ne. Halil İnalcık benim de hocam olmuştu. Müthiş bir tarihçi tabii artık o. Kutup diyorlar tarihçiden kutbu. O diyor ki tarihte diyor yani ben efendim vesikaya dayanarak konuşuyorum demek yetmez diyor. Yani şu vesika çok diyor. Tarihçi ne yapar diyor? Vesika seçer diyor. İşte gelenleri. Ama bilim adamıysan diyor, o vesikaların doğru olup olmadığını tahkik edersin diyor. Öyle işine gelen vesikayı da seçmezsin diyor. Hatta onun bir düsturu vardır. Olayların cereyan ettiği yerleri de ayrıca dolaşırmış. Fiziki olarak. Evet evet, gidermiş orada. Mesela bu harp burada oldu falan. Bakalım anlatılanlar coğrafyaya uyuyor mu? Çünkü var ya, history is his story. O herkesin kendi hikayesi. Şimdi ben niye bunu biraz vurgulamak istiyorum? Benim anlatacaklarım, benim yaşadıklarım. Eksiktir, fazladır. Gördüğüm kadarını anlatıyorum. Anladığım kadarını anlatıyorum. Ve bizi dinleyenler, ya o öyle değildir falan diyebilirler, haklıdırlar. O da onların hikayesidir. Yani Ege sen ya bu işin aslı böyle değil, aslında ha, bu değil. İş böyleydi falan diye evet. Düşünebilirler. Şimdiden ben kendimi korumaya alıyorum yani. Doğrudur diyorsun sen. İddialaşmayacağım yani. Bir söz ya hayır öyle değildir ama şunu söylüyorum. O da senin hikayen diyorum. Yani bu benim hikayemse o da senin hikayen. Yani hiçbirimiz Tanrı olarak konuşmuyoruz değil mi yani? Kesinlikle. Hepimiz insanız burada. Zaten Ege Can senin bir lafı var bilir misiniz? Ne diyor kendisi? İnsan duyduklarının %10'una gördüklerinin yarısına inanmalı. Evet. Şimdi bu batık hikayesi, batan şirketler hikayesi aslında sizin biraz iş dünyası tecrübeleriniz çerçevesinde şekilleniyor. Çok kısa tabii bizim konuşacağımız dönem 70'ler 80'ler anladığım kadarıyla. Şöyle bir Koç Holding, Arçelik, oradan kısaca başlayalım isterseniz. Yani şöyle ben işte tekrar diyoruz. Aslında resmen 61 yılında Arçelik'te çalışmaya başladım. Ondan önce
1959'da Federal Türk Kamyonları'nda daha üniversite öğrencisiyken çalışmaya başlamıştım. 65 senedir ama içinde, ama tam göbeğinde, ama yanında, ama junior, ama senior olarak Türk sanayinin içinde bulundum. Bunun son 40 yılında da ekonomi yazarlığı yapıyorum. Dolayısıyla işte izliyorum. Yani yeteri kadar, hikaye anlatacak kadar, yeteri kadar demeyeyim de gözlemim var. Şimdi önce teorik bir şey söyleyeyim. Firmaların batması. Çünkü firmalar sadece Türkiye'de batmaz. Bütün dünyada firmalar batar. Bu konuda da teoriler de vardır böyle. Yani firmaları canlılara benzetirler. İşte doğar, büyür, ölür falan gibisinden. Yok ortalama ömürleri 20 senedir, yok 30 senedir falan gibi. Bu kadar deterministik olmasa bile tabii firma batması diye bir şey vardır. Şimdi benim gözlemim, iki grupta toplayabiliriz batma olayını. Bir tanesi dışsal etkenlerle batma, bir tanesi de içsel zafiyetlerle batma. Yani bazen gayet batmayacak firmalar bile konjonktür, yani genel ekonomik durum değişikliğinden dolayı batarlar. Genel ekonomik durum kötüye gider, herkes mi batar? Hayır. Yani ters köşede kalan batar veya bünyesi zayıf olan batar. Nakit akışını yönetemeyen batar. Falan filan. Ama konjonktürel olarak durumu kötü gitmese de firmalar batabilir. Daha çok işte orada yatırım kararları önemlidir. Ne zaman yapıldı veya yapılmadı. Orada işte yönetsel hatalardan bahsedilebilir. Yani firmanın kendi içinden doğan aksaklıklar, zaaflar, akılsızlıklar. Bir de hiç bir günah kusuru yok. Öyle bir fırtına geliyor ki götürüyor yani. Şimdi böyle baktığımız zaman Türkiye'de şu soru sorulabilir. En büyük fırtınayı Türk iş alemi ne zaman yaşadı? Tekrar ediyorum. Ben olarak söylüyorum. Benim kanaatim 1924 Ocak 1980'de yaşadı. Bu meşhur Turgut Özal'ın işte Süleyman Demirel'in müsteşarı olarak iş başına geldiği gün, onun gerisi var tabii. 79 felaket bir seneydi. 78 kötü bir seneydi. Onu takip eden yıllar var. Yani şöyle bir dersek biz, aşağı yukarı 78-85 arasında Türk iş alemi çok büyük dalgalanma gösterdi. Yani çok firma battı. Özal teknokrat bu arada, henüz siyasetçi değil değil mi? Demirel siyasetçi. Değil ama değil tabii. Fakat yüksek teknokratlar biraz da siyasetçidir. Yani Demirel'le beraber çalışırken, tekim 12 Eylül'den sonra da işte onu da tuttular orada. Hatta sonra da parti kurdu. 83'te de kendisi bizzat siyasete atıldı. Şimdi dışsal sebeplerden batma nedir? Bir firma, o da bir canlı, çevreye uyum göstererek yaşar. Yani makro çevreye uyum gösterir. O çevrenin imkanlarından yararlanarak gelişir. Şimdi 1980 öncesinde Türkiye'deki çevre şartları nelerdi? Bir, Türk sanayi gümrük duvarları içinde korunuyordu. Yani sanayicilerimiz, hatta tarımcılarımız esas itibariyle iç piyasaya ve iç rakiplere karşı çalışıyorlardı. Kendilerini gümrük duvarları koruyordu. İthal mal yok mu? İthal mal vardı. Ama bunlar hepsi kotaya bağlıydı. Hatta çok komik bir şey vardı. Liberasyon kotası diye kota vardı. Adı liberasyon. Adı liberasyon ama kota. Ve kota. Liberasyon kotası. Serbest. Ya orada kota demek işte belli lisanslar veriliyor. O lisansları da zaten yerli üretici şirketler toplardı. Yani onlara rakip olanlar değil. Demek ki defa bir koruma altındaymış. Dolayısıyla korunuyor. Bu çok önemli çünkü rekabet olmayınca fiyatlandırmada senin elini tutan olmuyor. Olsa olsa iç rakiplerin oluyor. Onlar da seninle aynı şartlarda. Bir gün bir öğle yemeğinde buluşalım mı, durumumuzu görüşelim dediğin zaman fiyatlandırma meselesini hallediyorsun. Rekabet kurulu falan yok demek o zamanlar. Efendim o yoktu. Hayır doğrudur yoktu ama yani bu hatta iş aleminde bir tabir vardır. Masanın üstü vardır altı vardır. O ne demek?
böyle tabir eder. Under the table deals. Her şey masanın üzerine konmaz yani. Bazı işler masa altında görülür, bağlanır. Da böyle sorarlar. Bir dakika, burada aramızda yabancı var mı falan. Şimdi bir şey müzakere edeceğiz. Niye soruyorsun ya? Biz arkadaşız. Ya bir dakika. Masanın üstü var, altı var. Şimdi herkes odasında masanın altını konuşamayız değil mi? Çünkü her söylediğin yarın aleyhine kullanılabilir. Şimdi dolayısıyla bu bir bünyenin o şekilde gelişmesi. Yani ne dedik? Çevrenin sağladığı imkan ve sınırlamalara göre vücut şekil alıyor. Ya pozon gelişiyor, ya bacağın gelişiyor, bilmem ne olsun. Yani soğuktaysan işte ne oluyorsa kutup ayılarının yağları artıyor falan filan. Şimdi eğer çevre şartları değişince Darwin devreye giriyor. En iyi intibak eden kalıyor. İntibak edemeyenler elimine oluyorlar. Doğal seleksiyon. Şartlar, doğal seleksiyon. Çünkü yeni şartlar oluşuyor. Şimdi 1980'de ne oldu? Gümrük duvarları kalktı. İthalat serbestleştirildi. Zaten bunlardan da liberasyon dendi. Hı hı. Negatif faiz, yani bankadan, kredi faizden bahsediyor, Merkez Bankası faizden diye. Serbest faize geçti. Sabit kur dalgalı kura geçti. Şimdi düşün ki firmalar sabit kura, eksi faize alışmış bankalardan alıyorlar. Aldığı krediyi işe değil, mala yatırsa ambardan kâr edecek. Yani aldığı mal dursun orada, 6 ay sonra satsın. Hem faizi karşılar hem de dünya kadar kâr eder. Şimdi bünye nasıl gelişmiş? Buna göre gelişmiş. Hormonlu gelişmiş biraz. Hormonlu diyelim. Hormonlu, destekli. Destekli diyelim. Ama yani bunu o kişi yapmamış. İçine girdiği ortam böyleymiş. O bunu böyle bulmuş. Yani burada bir onu bu halde zorlamışlar falan gibi denebilir yani. Ama netice itibariyle yani makro ekonomi iş aleminin elinde bir şey değil. Ülkenin geleneği, göreneği, siyaseti falan filan. Ama onlar da şey dememiştir herhalde. Açın canım rekabete. Ben bu işte buzdolabı ise buzdolabını ya da arabaysa arabayı daha rekabetçi bir ortamda üretip satmak istiyorum. Niye desek ki yani? Niye desin ki? Hem işine geliyor hem de dese bile değişmez. Hatta belki yani rakipleri veya arkadaşları sen bize kazık mı atmaya çalışıyorsun yani kendini ayarladın. Bize müşkülat yaratmaya çalışıyorsun diyebilirler yani. Düzenimi bozmaya çalışıyor. Düzenimi bozmaya çalışıyor. Yani eski köye yeni adet getirme gibi diyebilirler. Şimdi bu fırtına uzun sürdü Türkiye'de. Yani benim ve herkes etkilendi bundan. Tanıdığımız meşhur ünlü ne kadar firma varsa etkilendi. Banka kesimi tabii etkilendi, bankalar etkilendi, iş alemi etkilendi. Bir kısım dayandı gidebildi, bir kısım dayanamadı, küçüldü veya yok oldu veya başkasına satıldı. Aşağı yukarı 86-87'den sonra yeniden bir yapılanma oldu. 89'dan sonra ise iş alemi tekrar bu bol döviz girince Türkiye'ye yeniden böyle bir parlama patlama gösterdi. Demek ki firmaların dışsal nedenlerle batmasının en güzel örneği 24 Ocak karlarında, hatta bu aslında Amerika'da işte Reaganizm, İngiltere'de Thatcherizm, Türkiye'de özelizm denilen neoliberal yeni ekonomik düzen diye adı geçen yeni düzene geçişin getirdiği büyük sarsıntıdır. Yani devletin ekonomiye fazla müdahil olmadığı, devletin evet. Şirketleri fazla desteklemediği, devletin ekonomide pek olmadığı bir düzene geçiş. Doğrudur. Hatta onun 3 aksı vardır. Ticarette liberasyon, parada stabilizasyon yani düşük enflasyon ve özelleştirme. Ve deregulation diye geçiyor İngilizce'de. Ben onu mevzuatsızlaştırma diye tercüme ediyorum. O privatization'dan deregulation'dır. Privatization, stabilization. 3 tane aks üzerine. Mesela İngiltere'de Margaret Thatcher sendikalarla kavga etti biliyorsun işte. Kömür işletmelerini özelleştirdiler bilmem ne. Kavga ediyor. Hatta İngiltere bir süre
Elektriksiz mi kalıyor? Yanlış mı hatırlıyorum? Yani işçiler karanlıkta kalıyor. İşçiler direniyor. Direniş yapıyorlar. Evet. Direnişler var. İnat ediyor. Hatta işte kraliçe diyor ki anlaş bunlarla diyor. Teçhir yok diyor. İnat ediyor. Ve bir süre İngiltere karanlıkta kalıyor o dönemde. Olabilir. Madenler işletilmediği için. Yani o kömür madenleri çalışmayınca tabii santralların bir kısmı da kömürlü. Dolayısıyla elektrik sıkıntısı çekmiş olabilir. Şimdi bu genel durumda da netice itibariyle yine iş dayıya düşüyor. Yani genel durum böyledir diye kime gideceksin ki? Neticede firmayı yönetenler kendi firmalarını, yani gemisini kurtaran kaptan kendi firmalarını düzeltmeye çalışacaklar. Şu suali soralım o zaman. Hangi firmalar kolay batıyor? Hangileri zor batıyor? Şimdi iş hayatında kaldıraç diye bir tabir vardır. Finansal kaldıraç. Yani bu öz kaynak borç kaynak oranıdır. Yüksek borç kaynakla çalışırsan, eğer de faizler relatif olarak düşükse ve enflasyon altındaysa, ne kadar çok borç kaynak kullanırsa öz kaynağın getirisi o kadar büyür. Bizim firmalarımız 80'den önce çok yüksek kaldıraçla çalışıyorlardı. Çok fazla kredi aldılar diyebilir miyim? Evet, şöyle diyelim. Çok kaba olarak bir 50-50 diye bir şey vardır. 40-60, 50-50. Yani bir öz kaynak, bir borç kaynak. Bizim firmalarımız bir öz kaynak, 3 borç kaynak, 4 borç kaynak diye çalışıyorlardı. Ve tabii o zaman öz kaynağın getirisi çok yüksek oluyor. Niye? Çünkü borç kaynağın maliyeti düşük. Enflasyona göre düşük faizle kredi alıyorlar. Hem tabii enflasyona göre düşük faizle kredi alıyorlar. Doğrudur. Artı yaptıkları işe göre de borç kaynakla çeviriyorlar. Zaten firmanın karlılığı dolayısıyla karın bölüşümünde faizi verdikten sonra, yani diyelim karlılık %10, faiz %5, aldığın borca %5 faiz ediyorsun. Ama o aldığın borç sana %10 getirmiş. 5'i sana kalıyor. O da senin öz kaynak getirini arttırıyor. Da İngilizce'de birine bunun ROI denir. Return on Investment. Yani yatırım üzerinden, öbür de Return on Equity. Öz kaynak verimliliği. Bir kaynak verimliliği vardır, bir de öz kaynak verimliliği vardır. Şimdi eğer yüksek kaldıraçla çalışıyorsa firmalar, iş terse döndüğünde negatif hale döner o kaldıraç. Yani öz kaynağın getirisini borca aktarır, işte orada batar. Orada batar. Yani yatırım kararı batma noktasında önemli galiba. Tabii, çünkü yatırımların genellikle borçla yapılır. Ya o zaman yatırım yapmayalım, batmayalım Ege Hocam. Yatırım yapmayalım. Zaten iki tane sebep vardır. Ya yatırım yaptığın için batarsın, ya yatırım yapmadığın için batarsın. Yatırımı isabetsiz yaparsan batarsın. Çünkü onun bütün yükü kalır orada. Yapmazsan da rekabette geri kalırsın. Hacmin düşük kalır. Çünkü ekonomide, işletme ekonomisinde büyüklük çok önemlidir. İşte ona scale, yani ölçek ekonomisi denir. Küçük ölçekte kalırsan büyük ölçeğe geçmiş olan firmaların birim başı maliyetleri sabit giderden aldıkları pay az olduğu için sana göre çok düşük kalır. Onlar daha düşük fiyat vererek daha yüksek hacimler ulaşırlar. Seni piyasadan silerler. Onun için yatırım kararları bir yerde kaçınılmazdır. Ama bilinsin ki yatırım spekülatif olmayacak yani. Çünkü bir miktardan böyle ya olmuşken olsun, daha büyük olsun, almışken alalım, dursun bir kenarda. Çünkü bu enflasyonist ülkelerde bu zihniyet vardır. Yani ihtiyacın olmasa bile al. Dursun kenarda. Dursun, borçtan koruma, korkma. Malsız kalmaktan, mülksüz kalmaktan kork. Mesela Türk iş adamı borçtan hiç korkmaz. Yani demez ki ya yeter ya, fazla borçlandım. Ne kadar verirsen o kadar borç alır. Çünkü hayat ona şunu öğretmiştir. Borcun olsun, malın olsun. Borcun mala. Mal dediğin nedir? En önemli arsadır. Dağa taşa yatır. Nasıl olsa enflasyonla, ondan da hızlı olarak arsanın, borsanın bilmem ne fiyatı artacaktır. Ama onu ne gün realize edeceksin? Ben meşhur bir laftır. Efendim, benim varlıklarımın değeri. Borçlarımı ödemeye yeter. Tamam, sat öde. Şu aralık değerini bulmuyor. Çok tipiktir değil mi bu? Halbuki iktisatta pratik olarak
değer fiyat demektir. Ama o turşucu gibi bekleyecektir. Turşu olsun diye o güne kadar sallayacaktır. Yani şunu görüyoruz. Bizim sanayicilerimiz, iş adamlarımız, iş insanlarımız enflasyonu sever. Borcu azaltmak için de kullanır. Biz bunu da gördük. Tabii. Yani borç zaten sonunda tabii çok yüksek faiz olunca o mürekkep faizle gider, ödenemez hale gelir ama sonunda o bankalarla oturulur falan filan işte bilmem ne cepten anahtar çıkarılır. Al, al sana böyle jestler vardır yani. Dükkan sizin olsun bilmem ne falan. Yani ne yapılır? Borçların vazgeçilmesi olur, faiz düşürülür, bir kısmı da silinir. Yani bunu göze almış bir iş adamı için zaten borçtan korkumuzdan bizim yok. En kötü ihtimalle borcunu ödeyemezsin. Ödeyemezsen ne olur? İşte biraz rezillik olur. Ya onu göze almışsan mesele yok. Hani derler ya 1.000 lira borcun varsa senin sorunundur. İşte 1.000.000 borcun varsa alacakların bankanın sorunudur gibi bir hikaye anladığım kadarıyla. Tabii yani hatta yani işte batmayacak kadar büyük falan gibi laflar da vardır. Bu arada da bir tavsiye babında değil, gözlem olarak söylüyorum. Bu şekilde çalışan iş adamının kendi şahsi durumunu emniyete alması lazım. Nasıl yani? Yani onun bir takım zuvalarda parası olması lazım. Yurt içinde, yurt dışında. Yani bir yandan mücadeleyi ver. Bankalarla, şunlarla, sendikalarla, hem de piyasayla. Bir yandan da akşam eve nasıl ekmek götüreceğim? Yaz tatiline çıkamayacak mıyız? Annem hastada, doktoru götürecek mi? Olmaz. Onları şöyle bir emniyete alacaksın. Peki, Egecan sene böyle şirket kurtarmak için gelenler oldu mu? Bu tecrübesi var mı? Var. Haddinden fazla. Böyle bir başarılı operasyon yapmıştık işte. Ondan sonra böyle bir namımız yayıldı. Fakat şunu söyleyeyim. Her gelen samimi olarak da gelmiyor zaten. İkincisi, çoğu vaka da zaten zor vakadır. Yani bu işte öyle kurtarma şansı çok yüksek değildir. Bir de şu gözlemimi bilhassa ifade etmek isterim. Şirket mi kurtaracağız, patron mu kurtaracağız? Çünkü sana gelen patron kafasında şirketin kurtarılmasından bahsederken kendinin kurtarılmasını öne çıkartır. Mesela biz diyelim ki deriz ki efendim sizin şahsi servetiniz varsa onu da likide edin, işe katın ki mesela bankalara karşı yüzümüz olsun. Siz şimdi bankalarla bilmem ne pazarlığı yaparken yatınıza bir de denize açılırsanız yani herkesin nefretini çekersiniz yani. İşbirliği toplu. Efendim ben şirkette yönetim kurulunda değilim de bilmem ne. Benim kanuni sorumum yoktur. Zaten onlar benim değil dayımındır. Bilmem ne karıma düğünde altın gelmişti oradan almıştık falan. İşte onun gibi. Yani ama dışarıdan bakan insan bundan rahatsız olur. Onun için o zaten servetlerin bir kısmı gizli zulolardadır yani gözükmez. İstersen buraya kadar geldik. Biraz da firmalar nasıl kurtulur, nasıl kurtarılabilir? Ona değinelim yani bu kadar negatifti de biraz da. Ona bakalım da mesela her geleni de böyle kabul ettiniz mi? Ya da hayır edemiyoruz ya zaten. Hani yarım ağızda bizi kurtar diyenler de oldu mu? Oldu tabii. Daha doğrusu ağız aramaya geldiler. Hatta şöyle diyelim. Adamı sınamaya da gelirler. Yani bakalım bir şey biliyor mu? Yani bir faydalı fikir var mı? Şimdi mesela çok usta avukatlar vardır. Biz öyle değiliz tabii. Telefonda konuşurken 3 dakikadan sonra düğmeye basar. Saati $100 der mesela. Tamam mı? Mesela duvara yazacaksın. Danışma ücrete tabidir. Avukatlık bürolarında yazıyor. Dur yazar. Sen de yazacaksın. Ya sadece tanışmaya geldim. Tanışmak $5.000. Çünkü o sırada 100 tane soru sorar. Tamam mı? Ve beleşte ipucu yakalamaya çalışır. Ama mesela yabancı danışman firmalar bu konuda çok ustadırlar. Onlar büyük rapor İngilizce hazırlar. Grafikler, mırafikler falan. Önden bir bedava bir şey sunarlar. Arka filmin esası arkadadır derler falan. Detay çalışırlar. Tabii eğer yani adın Ahmet'se, Barış'sa, Ege'yse falan.
kadar şey yapamazsın. Pazarlık gücün yoktur. İsminin başına bir Amerikan firmasını ilave edersen işin daha kolaylaşır. Zaten bunu Türkiye'de başarılı yapanların hepsinin bir Amerikalı, Avrupalı bir ortağı vardır yani. Onu öyle yapmak lazım. Yani hem onların bilgisinden istifade etmek lazım, hem de onların isminden istifade etmek lazım. Şimdi denebilir ki efendim ya ben alacağım, kazanacağım paradan onlara pay mı vereceğim? Hayır, öyle olmayacak. Sen tarifini ikiye katlayacaksın ama %30'unu onlara vereceksin. Sana daha çok para kalır. Yani markasız yola çıkarsan satamazsın bunu. Yani marka lazım. Bir marka, bir konumlandırma, bir marka lazım. Şimdi bu kurtarma işinde benim geliştirdiğim bir model vardır. Aslında bütün kurtarmalar küçülerek büyüme metodudur. Yani önce küçülürsün, sonra büyürsün. Niye? Şöyle bir misal vereyim. Uzun boylu bir adamsın, bir yorgan altındasın, yorgan küçük. Dizden dışarısı dışarıda üşüyorsun. Ne demek bu? İşleri çevirecek kadar öz kaynağın yok. Borç kaynak da pahalı. Aldığın borça hizmet ediyorsun. Ne yapman lazım? Bilanço küçültmen lazım. İşte akla gelir ki, ya efendim biz işi büyütelim, yani yorganı büyütelim. İlk etapta yorganı büyütemezsin. Eğer ayağın dışarıda kalsın istemiyorsan, ilk yapacağın büzülmektir. Buna İngilizce'de scale down deniyor. Küçüleceksin önce. Var olan ve çoğunluğu öz kaynak olan parayla ne kadar iş yapabilirsen onu yapacaksın. Yani az borç, çok öz kaynak. Ne zaman ki para kazanmaya başladın, o zaman ufak ufak yorganı büyütürsün. Zaten senin para kazandığını gören bankalar da tekrar sana gelirler. Kapını çalıp kredi vermek isterler. Ve de düşük faizle kredi verirler. Çünkü bankaların kredi faizleri müşteriye göredir. Güvenilir müşteriye düşük faiz uygularlar. Güvenilmez müşteriye yüksek faiz uygularlar. Şimdi hem tehlikeli sularda güvenilmez müşteri olup hem de düşük faiz almak mümkün değil. Ama bir kendini toparlarsa o zaman göğsünü gere gere bankacılarla konuşursun. Peki nasıl küçüleceğiz? İşçi mi çıkaracağız mesela? İşçi de çıkaracağız tabii. Hepsini yapacağız. Yatırımları erteleyeceğiz. Ne yapacağız? Şimdi küçülmenin yöntemi şudur. Bu benim modelimdir. Her firma aslında birden fazla firmadan kuruludur. Orada birbirinden bağımsız hareket edebilecek bölümler vardır. Diyelim ki otomotiv şirketinde büyük araba yapıyorsun, küçük araba yapıyorsun, kamyonet yapıyorsun, otobüs yapıyorsun. Bunların hepsinin karlılık derecesi aynı değildir. Önce oturursun hesaben, her biri sanki bir ayrı firmaymış gibi onların bir fizibilitesini yaparsın. Görürsün ki bunlara ben pimpon top diyorum. Bu pimpon toplarının bir kısmı patlaktır. Su alıyor, birbirine bağlı olan pimpon topları kümesini dibe çekiyor. Su alanları makasla ipini böyle çıt keseceksin. Onlar gidecek. Tamir edilebilirlik içinde suyunu boşaltacaksın. Sağlam olanlar da zaten yüzdürmeye başlayacak. İlk yapılacak iş demek ki firmanın faaliyetlerini, coğrafi olabilir, konu olabilir, entegrasyon da olabilir. Mesela bir kombine bir işim vardır. Pamuktan ipliğe, iplikten kumaşa, kumaştan hazır giyime geçmişsindir. Şimdi bu entegre bir sanayidir. Ama acaba böyle para kaybediyorsun. Nerede kaybediyorsun? Pamuktan ipliğe geçerken mi? İplikten kumaşa geçerken mi? Kumaştan hazır giyime geçerken mi para kaybediyorsun? Bunu analiz edeceksin. En karlı, en az zararlı artık duruma göre olanı muhafaza edip diğerini ondan para kazanacaklara satacaksın. Çünkü zaten onu iyi yapanlar da vardır. İşte küçülmenin esası bu pimpon toplarını, kümesini, 10 tane mi 8 tane mi neyse, patlaklarını ayıklamak, tamir edilebilecek olanları tamir etmek, sağlamlarla yola devam etmektir. Sonra tekrar genişleyebilirsin. Yani entegrasyona geçebilirsin. Tabii bu arada acaba bir ortak alabilir miyim? Yani birileriyle birleşebilir miyiz? Yabancılarla birleşebilir miyiz? Bize teknoloji getirecek veya piyasa getirecek, ihracatta bize yardımcı olacak. Veya dizayn getirecek, marka getirecek. Çünkü marka derhal fiyatları yükseltir. Tabii bunlar da
birer birer gözden geçirilecektir. Değişmeyen, küçülmeden büyüyemezsin. Küçülmeyi göze alacaksın. Bir, ikincisi biraz daha da zor. Patron da fedakarlık etmesini bilecek. Yani hepsi benim olsun, payımla devam etsin falan da olmayacak. Yani işini kurtarmak isteyen patron bir miktar oradaki hakimiyetinden de vazgeçmesini bilecek. Ama yerli, ama yabancı, ama mevcut, ama yeni ortaklarla öz kaynaklarını daha güçlendirecek. Ve bu tabii ben bugüne kadar getirdim, bundan sonra da ben götürürüm iddiasından da diyelim biraz vazgeçecek. Peki hocam. Peki hocam, çok teşekkür ederiz. Sevgiler.